Kavram Atölyesi programına TV 111 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Kavram Atölyesi'nin konusu tevhid, ehad, vahidiyet gibi Risale-i Nur külliyatı içerisinde geçen birbirine yakın kavramlar olacak. Önce bu kavramların tariflerini yapmaya çalışacağız. Sonra vaktimizin el verdiği ölçüde de birbirleri arasındaki farkları konuşmaya çalışacağız. Evet babacığım, tevhid ve ehad, vahdet gibi birbirine yakın kelimeler. Önce dediğimiz gibi isterseniz bir tariften başlayalım. Ondan sonra da aralarındaki farkı konuşalım. Evet, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve kerem hepimizin üzerine olsun. Tevhid meselesi, tevhid dini olan İslamiyet'in bayrağıdır, sembolüdür. Ki o la ilahe illallah'tır onun biliyorsunuz sembolize eden ifadesi. Tevhid kelimesi bu. Ama tevhid ne demektir diye bir soru soracak olsak cevabını kısaca şöyle söyleyebiliriz. Kelime manası itibariyle birlemek demektir. Birlemek. Tevhid. Mesela bir adamın parselli bir tarlası olur. Yani 3-5 hisseli bir tarlası olur. Tapu dairesine gider. Der ki ben tarlamı tevhid ettirmek istiyorum. Tevhid ne demek? Bir şahsın üzerine hepsini almak istiyorum diye. Orada hissesi olanlar imzasını verir. Bir tek şahsın üzerine alır. O zaman ne olur? O parselli ayrı ayrı bölümlere bölünmüş şekilde olan bir şey tevhid edilmiş olur. Tevhid demek birlemek demektir. Bir şahsın üzerine verirsiniz. İşte kainatta da bunu uygulayacak olursak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur manasında. Bütün ilahların tamamını yok edersin. Bütün o ilah kabul edilen ne varsa hepsi Allah'a ait olduğunu belirlersin, ona tevhid denir. Tevhid demek ne demekmiş? Birlemek. Evet. Bir şahsa vermek yani. Şimdi kainatta ne varsa, Allah'ın şanına layık ne bulunuyorsa, onların hepsini Allah'a vermek tevhiddir. Tevhidden hemen sonra gelen tenzih vardır. Onun için mesela Yunus Aleyhisselam'ın duasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de La ilahe illa ente sübhaneke gelir. Allah'ım senden başka hiçbir ilah yoktur, sen sübhansın denilir. Yani senden başka ilah yoksun derken ilahlık kavramı adı altına ne giriyorsa, yani kainatta yüceltilen ve güç ve odak merkezi haline getirilmiş olan her ne var ise Allah'ım onların hepsi sana aittir. Ama senin şanına layık olmayan bazı şeyler var ki sen onlardan münezzehsin demektir. Yani sübhanek o manadadır. Tevhidden hemen sonra gelir. Yani Allah'ın şanına layık olan her şeyi Allah'a verilmesi, evet, ve onun şanına, onun yüce zatına layık olmayan hiçbir şeyi de ona verilmemesi, ondan tenzih edilmesi tevhiddir. Tevhid neymiş? Evet, önce birlemek dedik. Birlemek dedik. İçerisinde de tenzihi barındıran bir manası da var. Tenzihi barındıran da bir manası var dedik. Kısaca özetle bu. Evet. Ama tevhid dediğimiz zaman tevhid iki kısımdır. Bir tanesi sıradan insanın, halkın inandığı tevhiddir ki o şöyle tarif edilmiş Risale-i Nur külliyatında. Tevhid-i âmi ve zahiri demiş. Yani kabaca dıştan böyle her şeyi bir olan Allah'a vermek tarzında halkın yaptığı şey bu. Bunlar Cenab-ı Hak birdir, şeriki, naziri yoktur. Bu kainat onun demektir. Bak, Allah birdir, şeriki yoktur. Allah'ın şanına layık olan her şeyi ona veriyorsun ama şeriki yok diyorsun. Ortağı yok. Ona şanına layık olmayan şeylerden de onu tenzih ediyorsun. Bu kainat onun demektir. Bu kabaca herkes bunu söyler. Bunu söylediğin zaman ha o ne yaptın? Tevhidin halkası içerisine girdin demektir. İslamiyet'in, imanın sınırının içinde bulunuyorsun demektir. Şimdi bu sıradan insanların yapacağı, böyle daha düşük seviyedeki insanların yapacağı, inananların yapacağı şey bu. Bir de tevhid-i hakik var. Gerçek tevhid. O ne? O da şöyle tarif edilmiş Risale-i Nur'da. Her şey üstünde sikke-i kudretini ve hatem-i rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun destek kudretinden çıktığını ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vecile, hiçbir şeriki ve muini olmadığına şuhuda yakın, gözle görür derecesinde bir yakinle tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir.
Yani daima Allah'ın huzurunda kendisini hissetmektir. Biraz daha gerçek tevhid detaylandı. Gerçek tevhid de bu. Yani bu gerçek tevhide insan ulaştığı zaman hakikaten ben muvahhidim diyebilir bir insan. Ben tevhid ehliyim diyebilir o zaman. Şimdi neymiş? Kelimeleri isterseniz tek tek açarak gidelim. Evet. Her şey üstünde sikke-i kudretini, yani kudretinin nesini, sikkesini görüyor. Mührünü görüyor. Ve hatemi rububiyetini görüyor. Rububiyet hatemini, yönetim mührünü görüyor. Ve nakş-ı kalemini görüyor. Rububiyet ne demektir rububiyet? Yönetim demektir. Daha önce bu kavramı açıkladığımız için üzerinde durmuyoruz. Kainatın yönetimi Allah'ın elindedir. O yönetimin dışına hiçbir şey çıkmaz diye bunu her şeyin üzerinde tek tek görüyor. O mührünü görüyor. Ve nakş-ı kalemini görüyor. Her şeyin üzerinde. Şey denilen her şeyin. O ne yapıyor? Kaleminin nakışlarını görüyor. Cenab-ı Hakk'ın. Kalemi derken yani esmasının tecellilerini görüyor. Doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıyor. Bir çiçekten, bir böcekten, bir ağaçtan, bir insandan, bir hayvandan, herhangi bir varlıktan baktığı zaman Cenab-ı Hakk'a bir pencere açıyor orada. Onun birliğine ve her şey onun destek kudretinden çıktığına, ne olursa olsun her şey doğrudan doğruya onun kudret elinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vecihle, hiçbir şeriki ve muini olmadığında, uluhiyetinde yani ilahlığında. Yani tabiri caizse kainatın patronluğu konusunda hiçbir ortağının olmadığını. Yani ikinci bir patron yok. Kainatın tek bir patronu var. Uluhiyet bu demektir. Bunda olmadığı gibi aynı zamanda rububiyetinde, yani şu kainat fabrikasının yönetiminde de ortağı yok. Kainat fabrikasının patronluğunda ortağı olmadığı gibi, iki tane patron olmadığı gibi, iki ilah olmadığı gibi, aynı zamanda kainat fabrikasının yönetiminde de ortağı yok. Evet. Kenan abi, benim şöyle bir sorum olacak. Hani Hazreti Cebrail'in Hazreti Dıhya suretinde Efendimizin huzuruna gelip ihsan nedir diye sorduğu bir yer var. Aha. Sanki tevhid-i hakiki biraz onun içeriğini mi dolduruyor? Bir yakınlık hissettim ama. Tevhid-i hakikiden tabii, yani biraz da odur da, tevhid-i hakikiden sonra gelen bir mertebe duruyor. İhsan mertebesi. Tevhid-i hakikiye ulaşmadan ihsan mertebesine ulaşmak mümkün değil. Bu noktada sanki tarifimizin içerisinde huzuru daimi elde eder dediği kısım değil mi? İşte o tevhid-i hakikiden sonra elde edilecek o noktadır, mertebe. Hı hı. Bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Bu tevhid-i hakikinin seni ulaştırdığı nokta ihsan mertebesidir. İhsanı nasıl tarif etmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cebrail Aleyhisselam sorunca? Mel ihsan demiş. İhsan nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne cevap vermiş? Demiş ki en ta'budallaha ke enneke terahu ve in lem tekun terahu ve huve yerake. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'a verdiği cevap bu. Yani Allah'a onu görür gibi ibadet etmek. Hani ben nasıl Ahmet'i, mesela işte Haşim abi, diğer kardeşlerimi görüyorum. Onlarla konuşurken görerek konuşuyorum. Allah'a ibadet ederek de sanki böyle görür gibi ona ibadet etmek. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor ya. O halde, yani gördüğünü de biliyoruz. O halde sen de onu görür gibi ona ibadet etmek. İhsan mertebesi o. İşte huzuru daimi denilen şey bu. Daima bu hal içerisinde yaşamak yani. Tevhidle ulaşılıyor bu noktaya. Hakiki tevhidle ama. Şimdi ne diyor? Uluhiyetinde ve rububiyetinde. Yani kainat, tabiri caizse bunları anlamamız için söylüyoruz. Kainat fabrikasının patronluğunda Allah'ın ortağı yok. İki tane ilah yok yani. İki tanrı yok. Ortağı yok. Rububiyetinde de yok. Rububiyet ne? Kainat fabrikasının yönetimi demektir. Sevk ve idaresi demektir. Bu sevk ve idarede ve yönetimde de ortağı yok. Bir yardımcısı yok. Ne diyor? Hiçbir vecide, hiçbir şeriki ve muini. Muini ne demek? Yardımcı demek. Ne bir ortağı var ne de bir yardımcısı. Ve şuhuda yakın bir yakin ile bunu tasdik edip, şuhuda yakın ne demek? Gözle görür derecesinde. Ona yakın bir derecede bunu tasdik edip iman etmektir. Demek hakiki tevhid buymuş.
ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Bir nevi daima Allah'ın huzurunda kendini hissetmek, işte ihsan mertebesine ulaşmaktır yani bu noktada. Aslında orada Cebrail Aleyhisselam suretinde, hani Cebrail Aleyhisselam geliyor Dıhiye radıyallahu anh suretinde, İslam'ı, imanı ve bir manada tevhidi mi sormuş oluyor Peygamber? Tabii Efendimiz, ihsanla o yani, evet. Yani tevhid aslında i̇hsanın onun kapsayan o, tabii ihsanın altyapısı tevhidi anlatıyor yani orada. Evet. İman nedir? İmanın altı şartı söyleniyor. Aslında o imanın altı şartı içinde tevhid var. İslamiyet'i söylediğinde İslamiyet'in beş şartını söylüyor. Değil mi? İhsan nedir diye söylediğinde, bu sefer o her ikisinden hasıl olan bir netice söylüyor ki, Allah'ı görür derecesinde ibadet etmek. Allah'ın huzurunda hissedeceksin kendini, ona ibadeti öyle takdim edeceksin. Tabi ibadet deyince biz sadece ve sadece namaz kılmak, oruç tutmak olarak kabul ediyoruz. Hani öyle hissediyoruz. Halbuki ibadet, ubudiyet kelimesinde işledik mi ubudiyeti burada? İşledik, evet. İşledik değil mi? Ubudiyet daha geniş, külli bir manası var onun. Öyle bir kulluk. Yani nefes alıp vermen bile ibadet olabiliyor. Efendime söyleyeyim. Senin uykun bile ibadet olabiliyor. Yiyip içmen bile ibadet olabiliyor değil mi? Evet. O derecesi var. Hatta bir yere gidiyorsa, yemek yaparken bile mesela yemek yapıyorsun sırada. Karnını doyuracaksın ya. O bile ibadet haline geliyor. Yerken yemek bile o da ibadet haline gelebiliyor. Kulluk demektir yani kısacası. Bu kulluk hangi mertebede, hangi yerde, hangi makamda olursa olsun Allah'ı görür gibi yapmak bu ibadeti. İman ve İslam'dan sonra gelen o tevhid neticesinde ulaşılan hakikaten bir mertebedir İslam mertebesi. Ona ulaşabilmektir yani. Tevhid, ona ulaştığın zaman hakiki tevhide ulaştın demektir. Aslında vaktimizi güzel değerlendirmek adına tevhid için sanırım bu kadar bir tanımlama yeter. Vahdet kelimesi var bir de tevhide. Sanki aynı hatta benim nazarımda affedersiniz. Nedir vahdet? Tevhidden ayrılan şey, ayrıldığı nokta nedir? Şimdi vahdet, tevhid birlemek demek dedik. Vahdet ise birlik demektir. Birlemekle birlik arasında fark var değil mi Türkçemizde? Evet. Bunda da böyle fark var. Şimdi birlik dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın zatının birliği demektir. Kastedilen şey bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı kısımlara ayrılmaz. Bölümlere ayrılmaz. Tecezzi etmez. Yani ne yapmaz? Bölünmez. Tecezzi etmez. İnkısam etmez. Bölünmez. Cenab-ı Hakk'ın zatı birdir, tektir. Tamam? Evet. Buna vahdet deniliyor. Birlik yani. Aynı zamanda bütün kainatın, bu Cenab-ı Hakk'ın zatına ait birlik değil mi? Evet. Kainatta da bir birlik var. O birlik ne? Yani bütün kainattaki her şey tek elden yönetiliyor. Tek elden yaratılıyor, tek elden idare ediliyor. Vahdet de bu. Yani bu neye benzer mesela? Ordu mesela diyelim ki bir bölük, 200 kişilik bir bölüğü düşünün. Aynı anda yere basıyor, aynı anda işte uyguma adım böyle gidiyor. Sağa dön dönüyor, sola dön dönüyor. Tüfek omuza deyince herkesin tüfeği omuza gidiyor. Ondan sonra serbest deyince herkes serbest oluyor. Uygun adım marş marş deyince herkes aynı anda adımlarını atıyor falan. Burada ne var? Bir birlik var değil mi? Evet. Sağa bak, sağa bakıyor. Sola bak, sola bakıyor. Burada bir birlik var. Şimdi bu birlik nereden gelir? Bir olan bir komutanın tek elden yönetilmenin neticesidir bu. Değil mi? Tek elden yönetilmenin neticesidir. Şimdi diyelim ki bu tek elden yönetilmiyor. Denildi ki siz uygun adımı ey askerler komutan olmadan kendi aranızda yapın. Herkes aynı anda ayaklarını bassın, uygun adım yürüsün. Herkes sağa dönsün, herkesin birden tüfekleri omuza gitsin. Bunu komutansız yapın desek askerler bunu tek başına komutansız yapabilirler mi? Yapamazlar. Karışır. Bizim askeriyede orduda bir şey vardı. Bölüğün içerisinde bir sesi az çıkan bir yedek subay vardı. Ondan sonra diyor işte uygun adım diyor arka tarafta söylediği zaman öndekiler duymuyor tabii. Uygun adım zayıf bir şeyle sesle. Marş diyor. Arkadan başlıyor takır tukur şapır şupur ta ön tarafa doğru artık karışıyor ortalık. Yüzbaşı bunu gördü mü? Kasımpaşalıydı böyle enteresan bir adam. Gördü bizi. Bir sert bir ses.
Emir komuta bende diye bir ses çıktı. Ondan sonra bölük dur. Durduk hepimiz. Ondan sonra uyguladım marş. Herkes tek ses. Rap 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 böyle gidiyor. Dur dur sağa dön dön. Ondan sonra serbest koşu. Serbest koşu ama serbest koşu dedim. Sağa döndüğümüz zaman tarla vardı orada. Yeni de taze yağmur yağmıştı. Çamur. Girdik yat yat. Alçak sürme süründük. Her tarafımız çamur tabii. Kalk. Geri gel. Bütün askerler aynı şeyi yapıyor. Bak tek komutanın eline geçti mi güçlü bir komutan idare ediliyor. Şimdi askerlerin tek tek bunu bak zayıf bir komutan olsa bile karıştırıyor ortalığı. Hiç komutansız olsa hiçbir şey olmaz. Demek bir merkezi tarafından bütün kainat yönetiliyor. Biz bunu görüyoruz. Eğer bir şeyde birlik varsa bir el tarafından yönetiliyordur. Bu kesin. Kainatta bir birlik bütünlük var mı? Var. Şu dünyanın idaresine bak. Bahar mevsiminde o bütün çiçekler çıkıyor. Efendime söyleyeyim güller açıyor. Onların yaprakları, taşları muhteşem bir şekilde yapılıyor. Hepsinin organları yerli yerinde. Hatta bir o kadar işte bitkiler kadar tür hayvanlar böyle bir bakıyorsunuz ki düzen içerisinde bu düzeni sağlayan eğer bir tek zat olmazsa karmakarışık olur her şey. Burada evet. O bir bu birlik tek, evet. Biri gösterir. O bir tek zat vahid olan Allah. Vahid olan Allah. Yani aslında burada vahdet vahidin tecellisi mi oluyor? Vahdet tabii vahidin tecellisi. Yani şimdi biz hani bir olan zat bütün bu birliği sağlıyor. Şimdi kelimeler demek vahdet evet. Bir demektir. Hı hı. İşte vahid bir demektir. Vahdet o bir zatın sağladığı birlik demektir. Evet. Biri tecelli, hı. Biri ismin kendisi. Tabii yani hayır. Şimdi vahdet denildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın zatının da birliği var. Onu evet. Ayrı söyledik. Evet. Zatının da birliği var. Aslında ona vahdet deniliyor da zatının birliği. Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatlarından olan vahdaniyet denilir buna. Asıl şeyi manası o. Cenab-ı Hakk'ın zatının birliğine vahdaniyet denir. Zatının birliğine. Ya da vahdet denir. Evet. Ama asıl sıfat olarak vahdaniyettir. Zat birliği. Ama kainattaki birlikle beraber o vahdeti düşünecek olsak kainatta bir birlik var. Bu birlik bir olan zattan geliyor. Yani vahid olan zattan şu kainattaki vahdet meydana geliyor dersin. Karıştı mı kelimeler bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence şimdi biraz netleşmeye daha başladı. Netleşti, evet. Ben de biraz şöyle anladım. Eğer yanlış anlatsam da düzeltilsin. Evet. Yani vahid olan Allah'a iman etmiş kişinin kainata bakış açısı tevhid oluyor. Tevhid. İster istemez. Ha, yani her şeyi bir olan Allah'a veriyor. Diyor ki bu tek elden yönetiliyor diyor. Ona tevhid deniliyor. Çok güzel. Eğer böyle anlaşılmışsa tamam. Yani güzel anlaşılmış demektir. Evet. Başka? Evet. Şimdi vahdaniyet kelimesi de girdi işin içine. Allah'ın zatının bir olmasına vahdaniyet diyoruz. Bir vahdaniyet diyoruz. Vahidin bir manasına Şimdi Allah'ın da onu zatının kattık. Bir olmasına vahdaniyet dedik de bu selvi sıfatlardan bir tanesidir. Evet. Yani Allah'ın zatında olup da kainatta olmayan sıfatlar demektir. Selvi sıfatlar. Evet. Vahdaniyet. Bu ne demektir? Yani Allah hani parçalara az önce dedik ya bölümlere, kısımlara ayrılmaz dedik. Veya parçalardan, bölümlerden terkip edilmiş, montaj yapılmış bir varlık değil. Ama insan öyle değil. İnsan binlerce hücreden meydana geliyor. Değil mi? Terkip. Veya o maddeden, bu maddeden bir araya getirilerek insan bedeni meydana getirilmiş, yaratılmış yani. Değil mi? Evet, evet. Bizde demek kesretten bir birlik meydana gelmiş. Allah'ın vahdaniyeti işte öyle kesretten bir birlik meydana gelmiş değil. Allah'ın vahdaniyetine en güzel örnek olarak hani alabileceğimiz kainat içinde ruhtur. Ruh için basit varlık derler. Terkip değil yani. Evet. Ruhu bölümlere ayırabilir misiniz? Ayıramazsın. Bedeni ayırırsın ama bıçakla kesersin Allah etmesin yani. Hani bedeni bölümlere ayırırsın. Veya o çeşitli maddelerden bir araya getirip tek bir beden hale getirebilirsin. Montaj yapabilirsin. Ama vahdaniyet öyle montajlı olan şey değildir. Ruh da mesela bir basit derler. Terkip değildir çünkü. Basit manası bizim bildiğimiz kolay anlamında değil. O basit terkip değil yani. Ruh sade. Cenab-ı Hakk'ın zatı da öyle. Yani kısımlara bölünemez ve kesretten çok şeylerden bir varlık meydana gelmiş değil. Allah'ın varlığı böyle bir varlıktır. Öyle bir birliktir o. Bütün kainattaki birlik de işte böyle özelliğe sahip, böyle keyfiyete sahip bir birlik tarafından meydana getiriliyor demektir. Tamam? Evet. Evet. Şimdi
Var mı bilmiyorum bir soru daha. Buyurun. Benim sorum şu Kenan abi. O kesretten bir birliktelikte yani sakındığımız şey ne? Cenab-ı Hakk'ın kesretten birlikteliğine yani öyle bir şey olduğuna iman etmek bir kusur mu? Yani oradaki hayır, sorun ne? Kusurdur o. Yani. Onu biraz açar mısınız? Ben tam şey yapamadım. Şimdi senin basit dedik ruh için değil mi? O basit olan ruh hani bölümlere ayıramıyorsunuz. Örnek olarak aldığımız bir şey. Haşa Allah da ruhtur demek istemiyoruz. Böyle bir şey söylenmez zaten. Ama yani şeyden kesretten yaratılmaya yaratmadığı bir varlıktır ruh Allah'ın. Şimdi Allah'ın yarattığı bu ruhtaki şu özelliğe bir bak. Bütün vücudun her tarafında aynı anda o ruh bulunuyor mu? Şimdi bölümlere ayrılarak gitmiyor. Ruhun bir kısmı senin ayağında, bir kısmını böldün. Sen dedin işte şu başı sen idare et. Kesretten meydana gelmiş olanlarda taksimat yapıyorsun. Mesela şu televizyonda montaj işlerini sen yap diyorsun. Çekim işlerini kameraman yapsın diyorsun değil mi? Ses ayarını işte ses rejisi yapsın diyorsun. Ondan sonra tonmeister'a başka bir görev veriyorsun. Ses ayarlatıyorsun falan. Ne yaptık? Hep vazife taksimatı yaptık. Herkese bir görev verdik. Biz kesretiz çünkü. Ama vahdette öyle bir şey yok. Yani senin vücudunun bir kısmının işlerini işte bir parçasını sen yap ruhun bir parçasını sen yap olmaz. Böyle bir vazife taksimatı yok. Her şeyi bizzat kendisi yapar. O birlik öyledir. Kesret bir aciz yani. Kesret bir acizdir. Allah da Celle Celaluhu böyle bir vahdaniyet sahibidir. Kainatın her yerinde her an hazır ve nazırdır. Ama şuradadır diyemez. Şuradadır diyemez. Her tarafında vardır ama şuradadır. Mekandan münezzehtir. Ama her tarafta hazır ve nazırdır. Bir bölüme bir şeye işte Allah'ın bir bölümü burada haşa bu bölümü burada diye kısımlara ayıramazsın bunu. Bu ise varlığın en güçlü halidir. Varlıkta eğer tabaka düşünecek olursan, derece düşünecek olursan en güçlü hali bu vahdettir. Vahdaniyettir yani. Ve en böyle rahsih olan, güçlü olan, en kudretli olan varlığın ki vahdaniyette, vahdette, birliktedir. En güçlü tecelli. En güçlü tecelli ve en güçlü, varlığın en güçlü yanı odur yani. Evet. Allah da vardır ama vahdaniyet de vardır. En güçlü nokta odur. Evet. Şimdi şu ana kadar biraz bir özet yapmamız gerekecek. Kelimeler arasındaki farkı güzel görebilmemiz için herhalde. Evet. Tevhide dedik ki bir birlemedir. Hı hı. Vahdete dedik ki her şeyin bir elden yapılması ve aynı zamanda Allah'ın tek olması dedik. Tabii. Değil mi? Evet. Vahdaniyette zatının tek olması. Tek olması ve inkısam etmemesi, bölümlere ayrılmaması, evet. Tecezzi etmemesi, cüzlere, parçalara bölünmemesi. Ve varlığın en mükemmel... En güçlü, en rasih, en mükemmel şeklidir. Vahdet, vahdaniyet. Evet. Evet. Şimdi yine bir manasına yani bir hı hı. Mesela bir manada baktığımızda tevhid de birdi, ehad de birdi, vahdet hepsi birbirine sanki bir kelimesiyle zaten açıklanabilecek gibi. Zaten o bir kelimesinin gibiydi. Türevleri bu. Türevleri evet. Ama tevhide ne dedik? Birleme dedik. Vahdete ne dedik? Birlik dedik. Birlik dedik evet. Vahdaniyete ne dedik? Bölümlere ayrılmayan varlığın zaten. En güçlü hali dedik. Evet. Tek bir gelen o da bir ama... Bölümlere ayrılmayan varlığın en güçlü hali. Evet. Bölümlere ya da parçalara ayrılmayan. Dedik. Ona dedik. Dedi, vahid vardı. Vahid o bir işte birle vahidle vahdaniyet. Evet. Cenab-ı Hakk'ın zatı için aynı manaya geliyor. Evet. Az önce söylediğimiz gibi. Kısımlara, bölümlere ayrılmayan, cüzlere parçalara ayrılmayan en güçlü hali, varlığın en güçlü hali. Ki ona biz vacibül vücut diyoruz zaten. Evet. Varlığı vacip derecesinde. Vücut derecesine çıkmış artık. Çıkmış derken vücut derecesinde olan yani. Bu vahidle vahdaniyet Cenab-ı Hakk'ın zatı için. Ama vahidi kainatta ne yaptık? Her şeyde bir birlik var. Vahide ne dedik? Vahid bir dedik. Evet. Her şeyde birlik varsa bir elden çıktığını gösterir dedik. Değil mi? Kainatta da bir tecelli. Ona da vahdet diyoruz biz. Ona da biz vahdet dedik. Evet. Birlikse vahdet. Şimdi bak birlik parçalara bölümlere bölünmeyen varlık vahid ya da vahdaniyet. Evet.
Değil mi? Ondan sonra birlemek ise tevhiddir. Tevhid. Evet. Mesela la ilahe illallah diyerek biz tevhidi ilan ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela ilah kavramı yerinde la ilahe illallah'ın kelimeyi tevhid deniliyor zaten adımına. İlah kavramının yerine Esma-i Hüsna'yı koy. Mesela la ilahe derken la rezzaka illallah. Bu manaya getir. Ki Mesnevi-i Nuriye'de Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bunu böyle izah ediyor. La ilahe yerine Allah'ın isimlerini koy. La rezzaka illallah. La rezzak, rızık verici olarak hiçbir ilah yoktur. Ancak rızık verici ilah Allah'tır. Ne oldu? Rızık vericileri ilah olmaktan çıkarttın. Yani patronum benim, rızkımı vermiyor. Maaşımı veriyor ama rızkımı veren o değil. Dolayısıyla benim rızkım patronun eliyle geliyor ama hakiki rızkı veren Allah'tır. Ben patronu ilah olarak kabul etmiyorum. Sadece bir vesiledir, vasıtadır, o kadar. Allah onu tayin etti o da. La rezzaka illahu. La musavvire illahu. Yani bana bu şekli veren ne tabiattır, ne sebeplerdir, ne herhangi bir şeydir. Ancak bana bu şekli, sureti veren Allah'tır. La mülevvine illahu. Çiçeklerde gördüğümüz şu renkler. Ne şundan, ne bundan, ne sebepten, ne işte efendime söyleyeyim, tabiatın kendisinden gelmiyor. Kim yapıyormuş? La mülevvine. O çiçekleri renklendiren ancak Allah'tır. Bak tevhid. Hep o çiçeklerin rengini, rızkı, şekli kime veriyorsun? Hep Allah'a veriyorsun. La müdebbire illallah. Yani kainatta şu tedbiri alan, idare eden, yöneten hiçbir şey yok. Ne sebepler, ne yer çekim kanunu, ne tabiat, herhangi bir tabiat kanunu değildir. Ancak onlarla ne yapan? Şu kainatı yöneten Allah'tır diyorsun. Bak yönetimi de ona verdin. La müdebbire illahu dedin. Ondan sonra la hakime illallah. Şu kainatta hikmet hiçbir yerden gelmiyor. Hikmet yapıcı bir tanrı yok. Ancak hikmeti kainata koyan Allah'tır dedin. Hikmeti de Allah'a verdin. Esma-i Hüsna'yı hep oraya koy ilah yerine. Bu Esma-i Hüsna dedince kainatta insanlar da hep bu noktalarda ilah kabul etmiyorlar mı? La kudrete illallah. Yani kainatta ne güneş kudret sahibidir, ne işte efendim toprak kudreti, ne yağmur kudret sahibidir. Ancak kimdir? Kudret sahibi Allah'tır. Şimdi bütün bunların tamamını Esma-i Hüsna'yı, bütün sıfat-ı ilahiyeyi o ilah kavramının yerine koy. Kainatta hiçbir şey yoktur diye nefyet, onları iptal et. Bu isimlerin sahibi Allah'tır diye ispat et. Tevhid bu işte. Her şeyi Allah'a veriyorsun. Tevhid bu. Evet. Bir kelimemiz daha var, o da ehad. Ehad. Ehad'in vahdetten veya vahidden farkı nedir? Ha, vahidden, vahdetten farkı nedir? Yerleri kim yaratıyor? Allah. Allah. Gökleri kim yaratıyor? Allah. Allah. Yerdeki bütün bu varlıkları kim yaratıyor? Allah. Gökteki varlıkları kim yaratıyor? Allah değil mi? Evet. Peki bu ne oldu? Genel bir ifade oldu değil mi? İşte buna biz ne diyoruz? Vahidiyet ya da vahdet diyoruz. Tamam mı? Hepsi beraber umumi söylüyoruz. Peki çiçeği kim yaratıyor? Çiçeğe o şekli veren kim? Çiçeğin o rengini veren kim? Bak bir tek çiçekten bahsettim. O zaman ona ne deniliyor? Ehad deniliyor. Aslında bu şu demektir. Hani bölük dur, kandıralı sen de dur. Evet. Yani manası bunun bu demektir. Yani bütün her şeyi Allah yaratıyor, vahid. Ama çiçeği de Allah yaratıyor. O da ehad. Yani bu aslında şu manaya mı geliyor? Hani Allah şu kainatı yarattı, sonra haşa bir kenara çekildi. Evet. Yani veya işte Allah yarattı, bıraktı. Günlük işimizin içerisindeki işleri biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. İşte bu manayı ortadan kaldırıyor. Her bir şeyi Allah yarattığı gibi her şeyi de umumen Allah yaratıyor. Yani her şeyi derken arada tek tek unsurlarda hırsızlık yapılabilir. Her şeyi o yapıyor ama bunu yapmıyor diyebilirsin. Dediğin yerler çıkabilir. Ya her şeyi o yapıyor ama bunu da ben yapıyorum dersin. Karun gibi dersin ki ben bu malı, serveti kendi ilmimle kazandım dersin. Haydi bakalım. Allah mı verdi, sen mi kazandın? Her şeyi Allah yapıyordu ama kendi kazandığına bu benim diyorsun. Şimdi ne oldu? İşte hani kandıralı sen de dur demen lazım. Her şeyi Allah yarattı. Beni de Allah yarattı.
Hatta halakakum ve ma ta'malun ayet-i kerimesiyle bütün kainatı yarattığı gibi beni de yarattı, benim yaptığım şeyleri de o yarattı. Her şeyi ona vereceksin. Her şeyi ona vermek vahidiyettir. Vahid ve vahidiyetin manasıdır. Her bir şeyi ayrı ayrı yaratma meselesi de ehaddir, ehadiyettir. Kul huvallahu ehad dediğimiz zaman biz bu manayı kastediyoruz. Her bir şeyi yaratan, onlara ihtiyaçlarını karşılayan, tehlikelerden koruyan ve bin bir esmasıyla onlar üzerinde tecelli eden bir olan Allah'tır demektir. Evet. Ehad dediğimiz zaman biz bunu kastederiz. Evet. Evet. Programımızın sonuna geldik. Değil mi? Evet. Çok geçti. Değil mi? Kelimeler birbirine çok yakın ve evet, hepsi sayı itibariyle de çok olunca belki ben de bu kadar. Ben çıkart desem son dakika olarak ağır bir soru mu sormuş olurum burada? Ne ben, anlattık şimdi? Evet, biz zaten kısmen yaptık özetimizi. Yaptık. Evet, özetimizi. Bir son belki hadi tekrarlayalım. Hadi dedik ki o birliğin aynı zamanda tek bir eşyada da görünmüş olması. Görmüş yani olur. O eşyayı tek bir eşyayı da Allah'ın yaratması. Evet. Değil mi? Doğru anlamışız herhalde. Evet, güzel yani bir şey. Evet. Evet kıymetli seyirciler, Kavram Atölyesi programında bugün vahdet, vahidiyet, ehad gibi birbirine yakın olan kavramları anlamaya çalıştık. Risale-i Nur külliyatı içerisinde geçen. İnşallah başka bir Kavram Atölyesi programında başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun.